Geçen videomuzda birkaç kafes çarpım alıştırması yapmıştık ve bunun çok kolay bir yöntem olduğunu görmüştük. Önce çarpımları halledip sonra da birkaç toplama işlemi yapıyoruz. Şimdi bu yöntemin neden işe yaradığını anlamaya çalışalım. Size de biraz sihir gibi gelmedi mi? Neden işe yaradığını görebilmek için bu problemi tekrar çözeceğim ve daha sonra da uzun olan soruda ne yaptığımızı anlatacağım. 27 ile 48'i çarpıyoruz. Burada geçen videoda yaptığımızın aynısını yapıyorum. 2'ye ve 7'ye birer sütun verecek şekilde bir kafes çiziyoruz. Aynen böyle. 4'e ve 8'e de birer satır veriyoruz. Şimdi de köşegenlerimizi çiziyoruz. Burada sizin de anlayabileceğiniz gibi kilit noktamız köşegenler. Köşegenler aslında burada ortaya çıkacak sonucun basamak değerini gösteriyor. Örneğin, buradaki köşegen birler basamağı. Bir sonraki köşegeni açık yeşille yapacağım. Açık yeşille çizdiğim bu köşegen, onlar basamağını gösteriyor. Bu üstteki diğer köşegeni ise pembeyle yapacağım. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, burası da yüzler basamağı. Son olarak da, şu küçük köşegenimiz var ki, ben bunu açık mavi renkle boyayacağım. Burası da binler basamağını gösteriyor. Artık ne zaman bir rakamı başka bir rakamla çarparsak, onu doğru boşluğa yerleştirdiğimizden emin olmalıyız. Ne dediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. 7 ile 4'ü çarpıyoruz. Biliyoruz ki 7 kere 4 28'e eşittir. 2'yi ve 8'i şu şekilde yazıyoruz. Peki aslında ne yapmış olduk? Buradaki 7'nin 27'deki 7 olduğunu düşünmeliyiz bildiğimiz 7, öyle değil mi? Buradaki 4 ise 48'in 4'ü. Yani bu 4 aslında normal bir 4 değil. O aslında 40'ı temsil ediyor. 48, 40 artı 8 şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla buradaki 4 aslında 40'ı temsil ediyor. Yani burada aslında 7 ile 4'ü değil, 7 ile 40'ı çarpıyoruz. Ve 7 çarpı 40, 28 değil, 280 eder. Peki 280'i başka nasıl düşünebiliriz? 280, 2 tane yüzlük artı 8 tane onluktur. Gördüğünüz gibi aslında buraya tam olarak bunu yazdık. Dikkat ederseniz bu köşegen onlar köşegeniydi. 7 ile 40'ı çarptık. 8'i buradaki onlar köşegeninin içine yazdık. Bu da 8 tane onluk demektir. 7 kere 40'ta 2 tane de yüzlük var yüzler basamağına 2 yazıyoruz. 2 yüzlük ve 8 tane onluk. Bu sebeple burada 2 ve burada da 8 var. Yani aslında 280 yazmış olduk. Hadi devam edelim. Şimdi 2 ile 4'ü çarpalım. Tamam, 2 çarpı 4 eşittir 8 diye düşünebilirsiniz. Ama burada aslında ne yapıyoruz? Bu 2 aslında 27'deki 2. Yani aslında bu 20 ve bu da 40. 20 çarpı 40 eşittir 800. Peki ne yaptık? 2 kere 4, 8'e eşittir demiştik. 0'ı ve 8'i aynen böyle yazıyoruz. Ama 8'i nereye yazdığıma dikkat edin. 8'i yüzler köşegenine yazıyoruz. Bunu farklı bir renkte yazalım. Bunu yüzler basamağına yazıyoruz. Her ne kadar 2 ve 4'ü çarpıp 8 bulmuşuz gibi gözükse de aslında 20 ile 40'ı çarpıp 800 bulduk. Unutmayın. Burasının tamamı yüzler köşegeni. Devam edebiliriz. 7 ile 8'i çarpıyoruz. Buradaki 7, 27'nin 7'si. Yani gerçekten de 7. 8 de 48'in 8'i. Yani o da normal bir 8. 7 kere 8 56'ya eşittir. Birler basamağına 6 yazıyoruz. 56 aslında 5 tane onluk, 6 tane birliktir. Yani onlar köşegenine 5 yazıyoruz ve birler köşegenine de 6. 56. 2 ile 8'i çarptığımızda da bu aslında 2 çarpı 8 değil. Soruyu çözerken buraya 16 yazdık ama aslında 20'yi çarpıyoruz. 20 çarpı 8 eşittir 160. Veya 1 tane yüzlük, Yüzler köşegenindeki 1'e dikkat edin. Ve 6 tane onluktur. 160'ı böyle ifade ederiz. Kafes çarpımı, rakamları temsil ettikleri basamaklara göre doğru yerlere koymakla ilgilidir. 6'yı birler basamağına yazdık. 6, 5 ve 8'i onlar basamağına. 1, 8 ve 2'yi de yüzler basamağına. Binler basamağına ise şimdilik hiçbir şey yazmadık. Çarpmayı bitirdiğimizde, toplamaya geçebiliriz. Birler basamağında yalnızca 6 var. Onlar basamağına geçelim. 8 artı 5 artı 6 kaç eder? 8 artı 5 eşittir 13, artı 6 eşittir 19. Ama dikkat! Onlar basamağındayız. 19 tane onluk veya 9 tane onluk ve 1 tane yüzlük diyebiliriz. Bu bir yüzlüğü şuraya, yüzler basamağına taşıyabiliriz. Şimdi yüzlükleri topluyoruz. 100 artı 200 artı 800 artı 100. Peki bu nedir? 1200. Yani yüzler basamağına 2 yazarız. 1200, 2 tane yüzlük artı 1 tane binlikle aynı şeydir. Ve şimdi, binler köşegeninin içinde bir tane binliğimiz var. Bu biri de buraya yazarsınız. İşlemi geçen videoda da aynen böyle yapmıştık. Aynı mantığı daha karmaşık bir soru içinde kullanabiliriz. Önce basamaklarımızı belirleriz. Burası birler basamağı. 9 ile 7'yi çarptığımda bunlar gerçekten 9 ve 7. Çarpımları 63. 6 tane onluk ve 3 tane birlik. Burası onlar köşegeni. Biz de zaten 6 onluk ve 3 birlik elde etmişiz. 9 ile 80'i çarptığımızda, hatırlarsanız 787, 7 yüzlük, 8 onluk artı 7 birlik demektir. Yani bu 9 çarpı 8 aslında 9 çarpı 80'dir. 9 çarpı 80 de 720'dir. 7 yüzlük ki burası yüzler basamağıdır. Şuraya da 2 onluk. Ve işte aynen böyle devam edersiniz. Burası binler basamağı. Burası da 10 binler basamağı. Şöyle yazıyorum. Bu da 100 binler basamağı. Ve bu da milyonlar basamağı. Böylece tüm çarpma işlemlerimizi yaptık ve bu sayıların asıl değeri üzerinden rakamları doğru yere yerleştirdik. Burada 4 ile 8'i çarpıp 32 elde etmişiz. Ama aslında 400 ile 80'i çarpıyoruz. 400 çarpı 80 de 32.000'e eşittir. Dikkat ederseniz bu sayıyı şöyle yazdık. Buraya 2 yazdık. Bu hangi köşegen? Binler köşegeni. Yani 2 binlik ve 3 10 binlik yazmışız. 3 10 binlik ve 2 binlik yani 32 bin. Umarım kafes çarpımını daha iyi anlamanızı sağlamışımdır. Kafes çarpımı alıştırmaları yapmak çok eğlencelidir ve bazen insana garip, sihirli bir şey yapıyormuş hissi verir. Ama umarım bu videoyla bu yöntemin yalnızca basamakları takip etmenin farklı bir yolu olduğunu anlamışsınızdır. Avantajlarından biri de bölümlere ayrılmış olması ve fazla yer kaplamaması. Önce çarpma işlemlerini tamamlıyorsunuz. Ardından da beyninizi farklı bir moda sokup toplama işlemlerini yapıyorsunuz ve sonuca ulaşıyorsunuz.